Şimdi Reşit gerçek ailesini aramak üzere yola çıktı. Olaylar gün geçtikçe değişiyor. Bugün önemli noktalara değineceğiz. Kerime Hanım, onu büyüten annesi ve Reşit geliyor alkışlarla. Reşit gerçek ailesini, onu dünyaya getiren annesini ve babasını bulabilecek mi? Bu konuyu anlatan minik bir VTR ve hatırlatma geliyor. Dikkatle izleyin. Bir gerçeğin peşindeyiz. Evet. İki ihbar var. Bir tarafta Songül Hanım. Doğum yaptım hastanede. Abimle kardeşlerim istemediler beni. Doğdular. Çocuğumdan aldım. Diğer tarafta Rabia Hanım'ın söyledikleri var. Sen bu gerçeğin peşine düştün, bu gerçekler ortaya çıkacak. Evet. Songül Hanım, Reşit benim çocuğum olabilir ve bugün de DNA testine götürdük. Rabia Hanım, Reşit bizim çocuğumuz da olabilir diyor. O hiç içimden çıkmadı. 35 sene içimden çıkmadı. Hiç çıkmadı. Dedi ben kökümü arıyorum. Ama fırladım böyle korktum televizyonuna geçtim. Dedim bu benim çocuğumdur. Adana meydan doğum evinde 84 yılında siz ne yaşadınız? Ben işteyken eşim sabah saat 8-9'da o civarda San Zülani'ye bunu apar topar kaldırıp Adana doğum hastasına getirdiler. Dedi ki ben geldim, bir hemşire benden sordu, sen nereden geldin? Valla ben çadırdan geliyorum, işçiyim ben çadırdan geliyorum. Doğumu yapıyor. Yapıyor. Biliyorum, dedi çocuğumu karşıma getirdiler. Dedim de çocuğumu getirin kucağıma koyun. Demiş dur 5 dakika biz bir oksijen yanına verelim, biz getiririz. 10 dakika geçti, de çocuğum bak, dedi, ben hemşire çıktı, dedi, çocuğumu verin. Bir çocuğu öldü. Nasıl çocuğum öldü? Sen öldürdün. Sen kaçırdın. Çocuk gitti. Elde gitti. Çocuk nerede? Cenaze nerede? Ölü de yok, diri de yok. Ha, ölü de yok, diri de yok. Fotoğraftaki kişiyi tanıyor musunuz? Ha bu ha. Ha bu. Bu rivi nasıl kime ki? Bu rivi oni bu. Saçını değil ben saç. Kıvırcık da değil. Saçından da değil ben. Yani yüzü de saçı değil kıvırcıktı. Sefer dayı içeri girerken gözlerine baktım. Ben de gözleri aynı. Orada bir sıcaklık hissettim. Hayırlısı Allah'tan. Bir türlü bir netice aramadık. DNA testiyle ortaya aynen ben de lazım. Çıkacak. Şimdi Reşit bizim oğlumuz olabilir iddiasıyla Urfa'dan İstanbul'a yola çıkan bir aile var. Dün onları yakından tanıdınız. Sefer amca ve eşi Rabia Hanım stüdyoda olacaklar. Dün konuştuk. Bugün de DNA testi yapıldı. Alkışlarla Sefer amca ve Rabia teste geliyor. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Dünden beri kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Çok mutlu. Heyecanı bir haftadan beri yatmadım. Bu gece serbest, böyle rahat yattım. Gerçekten vallahi mi? Rahat yattım yani. Sanki oğlumdur, kucağımdadır. Sanki oğlunu bulduğun gibi hissediyorsun. Evet. Halbuki DNA testinin sonucuyla gerçek ortaya çıkacak. Çıksa da çıkmasa da ben oğlumu bulmuşum. Ay Sefer amca ya. Reşit ben içimde o his yani nettir yani. Ya da Allah bilir. Ben bir şey diyemem artık.
Diyor ki o testin sonucu olumsuz bile çıksa Reşit bu saatten sonra benim oğlumdur. Evet. Olur da test olumsuz çıktı. Şanlıurfa'ya gittiğinde sana ocağını, evini, sofrasını gene açacak telefon... bir ailen var. Evet. Hem de kocaman bir aile. Telefonunu tabii alacağım. Yani oğlum çıkmasa bile gene onunla diyaloğumu kesmeyeceğim. Peki Sefer amca. Teste Rabia teyzeyle sizin Adana doğum evinde öldü denilen çocuğunuz Reşit çıktı. Evet. O zaman ne yapacaksın? Valla... Ne yapacağım biliyor musun? Ne yapacağım? Hodri ben o zaman olacak. Oğlun çıktı Reşit. Oğlum çıktıysa gelenken neyse yapılacak artık. 35 seneden beri benim hakkımı yiyen, beni çocuğumla alıkoyan. Yani daha ne olabilir? Yukarıda diye Allah, aşağıda devlet. Loca Urfa'da sıra gecesi istiyor. Ne diyebilirim? Öyle bir şey geçse sıra gecesi yapılır. Evet, evet. Yani. Sen nasılsın Kerime teyze? Hiç iyi değilim valla. Hiç iyi değilsin. Gene sesin gitti. Dün bağırmaktan Leyla'ya. Dün Leyla'ya bağırmaktan sesin gitti. Gene. Şimdi bu kadar olay oluyor. İki aile vardı. Özlem Hanım biliyorsunuz ki Adana Meydan doğum evine gitti. Oradaki 80 yılına, 80 ve 84 yıllarına ait tüm kayıtları incelemek üzere. Bize gelen ihbarlarda... Sefer amca Rabia teyzenin ve yakınlarının yaptığı ihbarlarda, diğer tarafta Songül Hanım'ın ailesinin yaptığı ihbarlardaki tüm isimlerle o dönemdeki kayıtlardaki isimlerin birebir örtüşüyor olması her iki aileyi de stüdyoda ağırlamamıza sebep oldu. Ve Songül ablayla da DNA testi yapıldı. Bugün Sefer amcalarla da ve Rabia teyzeyle de DNA testi yapıldı. Ne hissettin test yapılırken? Yo his. İçimde bir şey kalmamış ki ben neyi hissedeyim yani ben de bulmuşum artık. Hayır ama yani o testin sonucu aslında her şeyi ortaya çıkartacak. İnşallah. İnşallah. Yani ondan çıkmasa ben kendim gene olacağım yani. Ben de gene testim yapacağım. Yine test yapacaksın. Ha, ben bu güvenilir bir test. Ha, güvenilir, yok, bir güvenilir bir test. Ha. Bu güvenilir bir kurum. Adli tıptan yapılıyor test. İçin rahat olsun. Vallahi bilmiyorum. Hani bir Şaban'ın film var diye tıbbe yazık olmasın. bir minik düzeltme yapalım. Tabii. Adli tıp testini şu aşamada yaptıramıyoruz. Ha, pardon. Hastanede, fakat, devlet hastanesinde yapılan mahkeme bilir kişisinin sunmak üzere alabildiği yasal raporun aynısı bize tek bir protokol numarasıyla teslim edilecek. Dolayısıyla bu da aslında gerçek bir delil olacak elimizde. Haftaya çarşamba günü inşallah elimizde olacağının taahhüdünü bugün aldık kurumdan. İnşallah. Yasal bir kurumdan aldığımız resmi bir rapor gene bu. Ama Sefer amcanın bir daha yaptırırım demesi, o içindeki umut var ya. Zaten ihtiyacı da yok. Çıkmasa da evladım diyor. Evet. Kerime teyze, yani başından beri anlatıyoruz. Bir sebeple senin kucağına başka isimler aracılığıyla bir çocuk veriliyor. Yani bu çocuk ya sokağa atıldı deniyor. Bir sebeple veriliyor senin kucağına. Ve sen onu işte günlükken alıp bu yaşına kadar getiriyorsun. Allah'a emanet. Hastayken bakıyor, onunla yatıyor, onunla kalkıyor. Evladı, evladı yerine koymuyor, evladı olarak evladı görüyor. Diğer parçası benim. Diğerimin gözünde bir parça orada. Bu arada biz günlerdir biliyorsunuz, yaklaşık 10 gündür değil mi bu konuyu işliyoruz. Reşit gerçek ailesine ulaşmak istiyor, kim olduğunu. Belki bir sona gidiyoruz. DNA testinin sonucunda bir isim ortaya çıkacak ve o Reşit'in gerçek ailesi olacak. Belki de o son dediğimiz yepyeni bir başlangıç da olabilir. Bakın. Yeniden arayabiliriz. Yeniden de arayabiliriz. Çünkü bugün toplantıda da konuşurken iki teste de çıkmadı. Cüneyt'in söylediği enteresan bir cümle var. Hala hadi gelin dediğinizde bizim çocuğumuz olabilir, aynı dönemde benzer şeyleri yaşadık diyen aileler inanın sırada bekliyorlar. Aynı bölge, aynı tarihler. Çok enteresan bir konu. Yani bir son dediğiniz bir başlangıçta olabilir. Beni bu konu şaşırtıyor. Günlerce buradan Leyla Atay'a seslendik. Leyla Hanım, görümcenizin iddiası, Kerime Hanım'ın iddiası şuydu. O çocuğu Leyla'nın dedi ki bir çocuk bulduk, kadın çocuğu verecekmiş
al Kerime senin çocuğun yok denilerek sana verildi. Evet. Tüm organizasyonu yapan aslında Leyla. Evet. Sen hiç tanımadığın Leyla Hanım'ın görümcesi doğum yapıyor. Gelinleri. Gelinin doğum yapıyor. Evet. Hiç tanımadığın o gelini ziyarete gidiyorsun. Evet. Ama oraya gitmenin bir amacı var. Çünkü orada Reşit var. Evet. O Reşit'i sen büyütmek üzere alacaksın. Evet. Yasal olmayan yollarda. Değil mi? Evet. İddialar bu yöndeydi. Biz günlerce burada bas bas bağırdık. Ta ki fotoğraf verildikten sonra düne kadar Leyla Hanım'ın yakınları ortaya çıkmaya başladı. Leyla Hanım bugün yayına bağlanacaktı. Özlem, avukatımız Özlem Bakırcı karşı tarafla da iletişim halinde. Leyla Hanım'ın yanındaki kişi arıyor. Şu anda onun yanında mı? Onun yanında. İki gündür kendisiyle birlikte. İki gündür onunla beraber sizin iletişim kurduğunuz kişi. İsmini veremiyoruz şu an fakat kendisiyle birebir. Konuya da hakim kendisinin de yanında şu an. Peki. Alo. Alo. Hoş geldiniz canlı yayına. Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Şimdi Leyla Hanım yayına bağlanmak istemiyor. Konuşmuyor değil mi? Yayına bağlanmak istemiyor değil. Orada söylenen şeyler yüzünden, iftiralar yüzünden diyebilirim. Ya da kişilerin yanlış hatırlaması diyebilirim. Onlar yüzünden sinirleri çok bozuk. O yüzden konuşmaya başladığında ağlama krizine giriyor. Sakinleşmek zor oluyor. Zaten Özlem Hanım da bunu biliyor. Dün kendisi de konuştu. O yüzden onun adına ben konuşuyorum. Peki, atılan iftiralar yüzünden diyorsun. Burada söylenen iddialar yüzünden. Ya da iddialar olabilir. Evet. Yani nasıl isimlendirirseniz ya da kişilerin algısı nasılsa. Peki. Bir cümleniz oldu benim için çok önemli. Dediniz ki yanlış hatırlamalar yüzünden Leyla Hanım üzgün. Kerime Hanım, evet. Reşit ve gelinleri Filiz Hanım neyi yanlış hatırladılar Leyla Hanım'la ilgili? Leyla Hanım baştan beri özür dilerim bana mı sordunuz? Evet size sordum direkt soruları size soruyorum. Tamam şöyle bir durum var baştan beri Leyla Hanım şunu söylüyor. Ben gelinimi ziyarete giderken Kerime Hanım'la birlikteydim. Oraya gittiğimizde gelinimiz yan taraftaki kadın çocuğunu veriyor dedi. Bunun üzerine Kerime teyze, senin de çocuğun yok. İstersen sen al, yazık çocuğu eve götüremiyormuş demiş. Ve sadece yanında bulunmuş. Peki anaya gireceğim. 15-20 dakikalık. Çok özür dilerim. Soru cevap gideceğiz. Bir saniye. Tamam. O gün gelinlerini ziyarete giderken Kerime gel ziyarete gidelim dedi. Evet. Gelinleri Filiz Hanım yani geçtiğimiz günlerde Sürtüyor'da olan evet. Filiz Hanım bu kadın çocuğunu verecek. Bu çocuğu siz sahiplenin dedi. Sadece siz sahiplenin dememiş. Bu kadın çocuğunu vermek istiyor demiş sadece. Peki Filiz Hanım da bir saniye. Filiz Hanım da canlı yayında dedi ki ben zaten yarı baygındım, doğumdan çıkmıştım, hiçbir şey hatırlamıyorum dedi. O hatırlamadığım zamanda Leyla Hanım ve Kerime o çocukla ilgili konuşuyorlardı dedi. Şimdi aralarında geçen konuşmayı hatırlamıyor olabilir, ona bir şey diyemem. Hani Filiz Hanım'la ilgili de bir şey demek istemiyorum. Hı. Ben sadece Leyla Hanım'ın bana aktardıklarını ifade ediyorum. Tamam, siz anlatın o zaman. Leyla Hanım, öyle denilince... Leyla Hanım ve Kerime Hanım beraber o kadınla konuşmuşlar. Zaten her ikisi de 3 aşağı 5 yukarı aynı şeyleri söylüyorlar. Ben programı tam net izleyemedim. Sadece Leyla Hanım'ın bana aktardıklarını ifade ediyorum. Siz zaten Leyla Hanım'ın söylediği her şey yani o günü size nasıl anlattı onu anlatın bana. Şimdi 19-20 yaşlarındaydım diyor. Nişanlıydım diyor. Evet. Gelinimi ziyarete gittim. O zamanlar komşularla işte ziyarete gidiliyor genelde birinin çocuğu olunca öyle yaparlar. Ben bir kısım programımızı izledim en çok bu konu üzerine takılıyorlardı seyirciler. Neyse gittik diyor kadın diyor vereceğini söyledi diyor. 15-20 dakikalık bir konuşmada Kerime Hanım şey demiş ben alabilirim benim çocuğum yok ama eşime sormam gerekiyor demiş. Bunun üzerine 15-20 dakikalık bir görüşme sonrasında Kerime Hanım ve Leyla Hanım eve gidiyorlar. Eve gittikten sonra Kerime Hanım eşine danışıyor. Eşi de kabul edince Leyla ablayla ikisi beraber gidiyorlar.
Yani çocuğu hastaneden alan, çıkıyorlar, eve gidiyorlar, tekrar izin alıp hastaneye geliyorlar. Aynen öyle. Akşam 9-5 geçe falan diyor, yanlış hatırlamıyorsam. Çocuğu beraber alıyorlar. Özellikle orada işte Leyla ablan en çok söyledi, hastaneden çıktık ama kimse sormadı diyor yani. Geç. Hastaneden çıktık, hiç kimse sormadı mı diyor? Sormadı diyor. Yani bu konuya, bu konu üzerinde de çok tartıştığınızı biliyorum ben. Ama soran olmadı diyor yani. Peki. Kerime Hanım kucağında çıkmış çocuk. Yani Leyla abla alıp da ona götürmüyor. Peki bir şey soracağım. Yani tabii. O ana şahitlik eden biri olarak Rabia Hanım da sürütüyor da, Songül Hanım da fotoğrafını verelim ekrana. Diğer annenin de fotoğrafını verelim. Sadece Rabia teyze ve Songül Hanım'ın geçtiğiniz günlerde Reşit benim oğlum olabilir iddiasıyla şu anda ekrana geldi. Kimin çocuğu olduğunu söylüyor Leyla Hanım? Songül Hanım'ın olduğunu söylüyor. Çocuk, vereceğim söz. Çocuk Songül Hanım'ın olduğunu söylüyor. Evet. Bunu ne zaman söyledi size? Bunu Songül Hanım ilk çıktığı gün söyledi. Diğerleri çıkmamıştı henüz. Sefer amcalar diyeyim, yanlış hatırlamıyorsam. Peki bir şey daha merak ediyorum. Songül Hanım ortaya çıkana kadar Leyla Hanım niçin hiç yayına bağlanmadı? Sizin ekibinizle defalarca görüştü. Kendilerinde şöyle ifadeleri bulundu. Bakın ben yayına çıkmak istemiyorum ama size bildiğim her şeyi anlatırım dedi. Reşit'e de bildiği her şeyi anlattı. Ama Reşit'in ifadeleri Leyla Hanım'ı biraz tedirgin etti. O yüzden çıkmak istemedi. Hangi ifadeleri tedirgin etti? Bu kadar ayrıntılı girmek istemiyorum. Reşit kendisi biliyor. Peki bu aslında çok basit bir şey. O ana tanıklık ve şahitlik etmiş biri Leyla Hanım'ın adına konuşuyorum. Ya zamanında böyle bir olay oldu. Ben de evet oradaydım. İşte bir kadın vardı, çocuğunu verecekti. Biz o çocuğun hayatını kurtarabilmek için böyle bir şey yaptık. Cümlesi varken Leyla Hanım neden sır olmayı tercih etti? Yani. Reşit baştan beri kendisine ifade ettiği halde ısrarla ben sana inanmıyorum demiş. Yalan söylüyorsun, bu işin içerisinde başka şeyler var demiş ve ısrarla başka şeylerin peşine düşmüş. Peki, bunun üzerine, annesine de aynı cümleyi kurdu, sana da inanmıyorum dedi, Filiz'e de inanmıyorum dedi. Fakat Leyla ablayı nasıl söyleyelim, hani bir olayın annesine bir şey diyemez, 33 yıl boyunca kendisini o beslemiş. Yer vermiş, yurt vermiş, belki okutmuş tam bilemiyorum yine. Ona bir şey demesi çok kırıcı olur bence. İlle de biri suçlanacaksa bu durumda Leyla Hanım'ı suçlaması onun için en doğru olanıydı. Böyle bir suçlama yoktu. Peki Leyla Hanım'ın hastanede o 80'li yıllarda, 80'li yıllardaki görevi nedir? Kimi diyor ki Leyla orada hemşireydi diyor. Kimi Hayır, diyor hemşire ki, değil. Sağlık şey neydi, medikal malzemeler medikal satan malzemeler. Ya da bir medikal doktorun sekreteri. İşi de yapmıyor. Evet. Şöyle, o hastaneyle hiçbir şekilde bağlantısı yok. Ama bir tıp merkezinde sekreterlik yapmış, orada işe başlamış, ömrünün sonuna kadar da, hani emekli olana kadar da orada çalışmış. Ön tarafta kasa işleriyle ilgilenen bir bayan. Şimdi şunu da merak ediyorum. Mesela o dönemlerde hastanede çalışıp kişiler de ya Leyla Hanım da çok gelir giderdi buraya diyor. Öyle bir şey yok. Böyle bir şey yok diyorsunuz. Evet, biz yok. İddiaları söylüyoruz. Yani Leyla Hanım doğum evine çok gelir giderdi iddiası herkes tarafından da geliyor. Öyle bir şey yok. Şunu da merak ediyoruz. Bu sadece Songül konusunda mı böyle bir aracılık yaptı? Songül Hanım. Bakın tamamen tesadüfen gelişen bir olaydan bahsediyoruz. 15-20 dakika içerisinde o kadının çocuğu vereceğini duyuyorlar. Kimden duyuyorlar? Öncelikle gelinlerinden duyuyor. Bak diyor, şu yan tarafta olan kadın çocuğunu verecek diyor. Onun üzerine Leyla ablayla Kerime Hanım kadınla konuşuyorlar. Kerime Hanım'a Leyla abla diyor ki sen al çocuğu diyor. Senin de çocuğun yok diyor. Onun üzerine beraber 20 dakika sonra falan çıkıyorlar. Kerime Hanım eşinden izin alıyor. Akşam saati tekrar beraber gidiyorlar.
Filiz Hanım. Şimdi ben sizi de dinliyorum. Filiz Hanım da, Kerime Hanım'ı da. Yani günlerce hep aynı konuyu da saatlerce konuştuğumuz anlar oldu. Yani Filiz diyor ki ben zaten baygındım, bir şeyden haberim yoktu diyor. Aralarında geçen konuşmalarla ilgili belki tamamını hatırlayamaz anesteziden çıktığı için. Ama olayın başlangıcı böyle olmuş. Peki Reşit'in sormak istedikleri var. Önce bu gizemli bayan avukatı mı oluyor kendisinin? Değil. Avukatı değil. Bravo. İsmi bizde saklı. Gizli bir bayan değil. Sadece kendi yakınında, özel hayatı gereği. Olan biri. Kendi özel hayatı gereği ismini açıklamak zorunda değil. Peki. Tamam. Reşit, ben sana saygı duyuyorum. Anneni babanı, köklerini araman. Çok güzel bir davranış. Kerime Hanım'ın da ellerinden öpüyorum. Çok güzel bir evlat yetiştirmiş. Teşekkür ederim. Anneni aramakta haklısın. Bir şey demiyoruz. Fakat bazen ifadelerin karşı tarafı kırabiliyor ya da sana kendini ifade edemeyebiliyor. O yüzden Leyla abla bugüne kadar çıkmadı. Hanımefendi, Leyla Hanım'a sorar mısınız? Bana neden oğlum ben tek başıma gittim, hiç kimse yoktu, kimseye inanma, hatta dönüşte aracı durdurdum, çocuk beziyle mama aldım, döndüm Kerime eve geldiğimde... Kerime Hanım'la giderken... Lütfen, lütfen, önce bir sor ondan sonra buraya dön. Sen yani olayı görmüş Reşit, gibi anlatıyorsun şu an. Reşit, ben ondan duyduklarımı sana ifade ediyorum. Duyduğunla bu iş olmaz. Yanındaki bayana sor, ondan sonra cevapla. Şu an soru cevap yapamıyoruz. Leyla Hanım'ın sağlık problemleri nedeniyle yanındaki hanımefendi onunla konuştu. Detayları aldı. Sağlık problemleri niye? Bildiğim kadarıyla konu nedeniyle Adana'nın da küçük yer olmasından kaynaklı yaşadığı baskı ve psikolojik bir şu anda Facebook'tan, Instagram'dan bir sürü mesajlar geliyor kendisine. Esra Hanım sizi arıyor. Sanki kalitmiş gibi ifadeler kullanılıyor. Peki, hani şimdi isminize hitap edemiyorum. Yani hani şunu sormak istiyorum. Tabii. Normal şartlar. Çocuğunda başkalarına büyütmek üzere evlatlık vermiş. Açıkladı. Evet. Açıkla vermiş. Leyla Hanım eğer kötü bir şey yapmadıysa, ya da bu ve benzeri şeylere daha fazla ortaklık etmediyse şunu yapabilirdi. Ya Esra Hanım benim orada da adım geçiyor. Aynen. Ben işte zamanında bir kadıncağız vardı. İşte öldürülecekti. İşte töre cinayetine kurban gidecekti. Bu çocuğu ne olur alın. Anne de Songül'dür. Ondan sonra annesi de hatırlamıyorum. Bir saniye hatırlamıyorum. İsmi de şöyle bir isimdi. Böyle bir kadıncağız vardı. Biz ondan o çocuğu alıp o çocuğun hayatını kurtardık. Ben ömrü hayatında ilk defa böyle bir şeye vesile oldum. Bilmiyorum günah mı işledim, sevaba mı girdim bilmiyorum. Benim tek aracı olduğum şey böyle bir konuydu demek varken niye kaçıyor? Esra Hanım ekibinize söylemiş, ekibinizle görüşebilirsiniz. Defalarca telefonda ifade ben etmiş. Ben Filiz Hanım'la yapılan görüşmede... Üstelik bir suç teşkil etmiş olsaydı şu ana kadar zaten... Ekip arkada canlı yayın yapmıyor. Hanımefendi, ekip arkada canlı yayın yapmıyor. Burada soruyu soruyoruz, cevabı almak istiyoruz. Ya da bunu arka tarafta söyleme cesaretini gösterip niçin canlı yayında telefonla bağlanıp da söylemedi? Birkaç defadır bağlanma sözü var. Bugün bile bağlanacaktı. Yine canlıya bakın. Hayır, ben Leyla Hanım bağlanacak demedim Özlem Hanım'a. Lütfen Özlem Hanım siz konuşun. Çünkü dün Leyla ablayla konuşurken Leyla ablanın durumunu biliyordu. Ben Özlem Hanım'ın... Peki Leyla Hanım niye kaçıyor? Diyelim ki şu anda konuşacak. Leyla Hanım kaçmıyor. Neden belli, korkuyor? Yurdu da belli. Neden korkuyor? Yani siz öyle bir duruma şu anda düşürüyorsunuz ki kendinize, kendisini. Hayır. Yani kadın... Bir şey söyleyeceğim. Gerçek var. Bu işin kilit ismi Leyla Atay değil mi? Leyla, hayır. Leyla Atay. O olayın kilit ismini ben size söyleyeyim. Söyleyin. Ben şu anda... Çok rahat bir şekilde o olayın 3 kilit ismi var. Kilit isim kim? Kerime Hanım, Songül Hanım. Veren belli, alan belli, çocuk belli. Kendilerini taca atmaya çalışıyorlar. Yanında bulundu diye. Bir saniye, peki. Yanında bulundu diye. Peki.
anlayışına uyuyor. Burada... Çünkü şunu söylemek istiyorum size. Bakın Leyla, Leyla Hanım tamam, günlerce çıkıp bir açıklama yapma gereği bile duymadı. En azından şunu Leyla yapardı. Bir saniye. Şunu yapardı. Bakın. Ya onların hepsi hatırlamıyorlar. Ben hatırlıyorum. Kadıncağız işte Urfalıydı. Diyarbakırlıydı. Şöyleydi derdi. İlle de programa katılması gerekmiyor. Programa katılmayacak hanımefendi. Canlı yayına bağlanacak. Canlı. Katılmak zorunda olmamakla beraber canlı hepimizin, yayına bağlanacak. Hepimizin kabul ettiği tek bir şey var. Tek bir noktada uzlaşıyoruz. Suç gerçekleşmiş. Ekim 1984'te suç kimin işlediğinden bağımsız. Burada hepimiz aynı şeyi söylüyoruz. Çocuğun nesebi değiştirilmiş. Burada Leyla Hanım'a bir suç atfetmiyoruz. Kerime Hanım'a bunu nasıl yaparsın da demiyoruz. Ama bu suç gerçekleşmiş, cenazeyi birlikte ortadan kaldıralım. O gün tek bir günse eğer, saat saat, dakika dakika o gün neler yaşandığını hepimiz ortaya çıkartalım. Cenaze ortadan kalksın, Reşit de annesini babasını bulsun, hepimiz halledelim istiyoruz. Hepsini size dün Leyla Hanım anlattı. Bunun ayrıntılarını Leyla Hanım neden önceden vermedi der Esra Hanım. O yüzden soruyor. Çok enteresan. Bu şüphe uyandırdığı için. Tamam. Sizin Efe açıklamanızı istiyoruz. Sonra bir celallendi ortalık ya. Esra Hanım. Esra Hanım. Neden? Yani mesela... çok basit bir şey. Eğer siz bir çocuğun gerçekten iyi niyetli savunucusu olsa... bundan kaçılacak bir şey yok. Ya yani biz o zaman bunu Esra yaşamıştık der. Bunu burada, yine diyemiyor. Burada değişik bir tesadüf var. Burada suçmak istememesi burada ya da canlı yayına bağlanmak istememesi kaçmak değildir. Ortada bir suç varsa zaten gelirler. Seni bulurlar. Şüpheyi Leyla ortaya... ismini devamlı söylüyorsunuz. Benim kadar da masa. Belli. Benim kadar da masa komutanımda kadar iki kelime. Şüpheyi ortaya uyandıran ne biliyor musunuz? Dün Rabia Hanım yayına bağlandıktan sonra sizlerle eş zamanlı iletişim kurabilince herkesin kafasına uyanan soru işareti şu oldu. Rabia Hanım ortaya çıktı ve DNA testini verdikten sonra mı Leyla Hanım endişe duydu? Fakat Leyla zaten Hanım diyor ki... sonra Leyla Hanım Leyla Hanım diyor ki anne Songül Hanım'dır. Bu çok önemli. Anne Songül Hanım çıkacak diyor. Leyla Hanım yargıya yardım ediyor ama geç bir bilgi veriyor. Aynen. 10 gündür konuşuyorduk. Özlem Hanım. Dinliyorum. Bakın, sizin telefon numaranız bende var mıydı? Tabii ki yoktu. Dün sizlerden gelen... ihbar neticesinde bağlandık. O gün Leyla Hanım'ın bir tanıdığı canlı yayına bağlanmak istemiş, bağlanmamış. Daha niye bu? Bir saniye. Hanımefendi, Leyla Hanım'ın bir tanıdığını ben niye canlı yayına bağlanayım ya? Benim muhatabım burada ismi geçen Leyla Atay. Ama o gün diyordunuz ki bu kadın bir tanıdığı yok. Yok onun bir tanıdığı Çok basit bir cümle vardı. Siz bunları söylediniz. Bakın siz söylediniz. Onun tanıdığı yok mu? Onun ailesi yok mu? Hiç mi onun adına konuşacak herhalde bir Allah'ın tahrik etmek için söylüyorum. Peki o zaman neden canlı yayına bağlattınız? Tahrik etmek için söylüyorum özellikle. Ya kusura bakmayın. Yok söylüyor olabilirsiniz. Bir program da yapıyorsunuz. Size saygı duyuyorum. Biz konuşmuyoruz. Hanımefendi. Ama söz var. Hanımefendi. Siz Leyla Atay adına konuşuyorsunuz. Size 3 tane soru soracağım. O gün Reşit'in öbür annenin kucağından hangi sebeple nasıl alındı bilmiyorum. Reşit alınıp Kerime teyzeye al sen bunu büyüt bu çocuk senin olsun diye verildi mi? Verildi. Neden hangi sebeple yapıldı biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Ortada sürekli iddialar dolaşıyor. Orada kim vardı? Leyla Atay'ın gelinleri, görümcesi neyse Filiz Hanım vardı hasta yatağında yatan doğum yapmış kadın Leyla Atay'ın kendisi ve Kerime vardı. Kime soracağız? DNA testi zaten her şeyi gösterecektir öyle değil mi? Esra. Burada şunu da söylemek lazım. Bize bu ihbarlar gelmese biz Rabia Hanım, Rabia Hanımlar Sefer Beyler bize başvuruyorlar. O dönemde bizim çocuğumuz doğumhanede doğdu. Rabia teyze dün derdini anlatmaya çalıştı. Sefer amca da Türkçe'ye çevirdi. Çünkü Türkçe konuşamıyor, Kürtçe konuşuyor. Evet. Dedi ki benim çocuğum ağladı. Benim kucağımdan aldılar. Oksijen vereceğiz. Çocuk öldü gitti dediler. Songül Hanım diyor ki benim ailem diyor evlilik dışı bir çocuk olduğu için diyor. Bu çocuğu acilen
başka birine vermem gerekiyordu. İki tane farklı iddia var. Her ikisi de buraya geliyor. Kayıtlarda bu iki ailenin isimleri var mı? Var. Rabia Aydemir olarak var mı? Var. Neydi? Songül? Songül Acılan. Songül Acılan olarak var mı? Var. Her ikisinin de o dönemdeki kayıtlarında bir gariplik yok mu? Olmaz olur mu? Var. Defterdeki gariplikleri ortaya çıkarttık. Ve herkes Leyla'yı tanıdığını iddia ediyor. Bir de şöyle bir şey var. Burada Leyla Hanım'ın ortaya çıkmaktaki gecikmesi belki de yanlış birçok ihbara da sebebiyet verdi. Bize ilgi çekmek ya da konuyu dağıtmak için hasta bakıcı, medikal sistemler satıcı diyenlerin doğru olmayabilir. Fakat bunun sebebi biz değiliz. Bize ortaya çıkmayarak yanlış ihbarların gelmesine sebebiyet veren de Leyla Hanım. Biz tamamen iddiaları yayınladık. Hiçbir şekilde ithamda bulunmuyoruz. Fakat o kadar çok yazılı ihbar geliyor ki bunların hepsinin kaydını paylaşmaya da hazırız. Biz ortaya çıkan iddiaları Leyla Hanım'ı bulamadıkça dile getirmek durumunda kaldık. Leyla Hanım iki hafta önce bizimle iletişime geçseydi ya da sizler, evlatları ya da sizler belki de bu iddialara hiç yer vermemiz gerekmeyecek. Fotoğrafını yayınlamak bile durumunda kalmayacaktık. Fakat Leyla Hanım zaten Kerime Hanım'la birlikte bebeği alıp hastaneden çıktığını söylüyor. Yani suçun gerçekleştiği ortada. Biz sadece bu konuyu aydınlatmaya çalışıyoruz. Bir şey söyleyeceğim. Suç olabilir ama çok basit bir şey var. Ya o dönemde biz böyle bir şey yaptık. O çocuğun hayatı kurtulsun yargıya diye. Yargıya yardım etmek çok önemli. Bu kadar basit bir cümle. Reşit'in buraya gelme sebebi annene güveniyor muydun söylediklerine? Hayır. Filiz'in söylediklerine güveniyor muydun? Hayır. Leyla Hanım'ın sana anlattıklarına güveniyor muydun? Hayır. Belki Leyla Hanım'ın anlattıklarına güveniyor muydun? Evet. Dedi ki televizyona çıkın hepsi doğruyu vardı. Söylemek. Çünkü bir şeyi saklıyorlar benden. Aynen. Belki saklanan da bir şey yok. Doğruyu anlatıyorlardı. Belki Leyla Hanım Songül Hanım deseydi. Güvenmiyor. Çok basit bir şey var ya. Burcu'nun ikiz kardeşini hanımefendi bizi aradı. Dedi ki o çocuğun başka bir aileye verilmesindeki aracı bendim dedi. Bak bunu kadın diyor ki bakamayacaklar, çocuk ellerinde ölecekti. Ben aracı oldum diyor. Bunu söyleyen başka bir aracı varken niye böyle Leyla Atay komalık oluyor, yatıyor, ayılıyor, bayılıyor? Yani ne bu kadar Esra büyütecek? Hanım. Eğer büyütülecek bir şey yoksa neden korkuyor? Ben bunu merak ediyorum. Çok basit yani. Belki Leyla Hanım, Songül Hanım deseydi Rabia Hanım'ı yormayacaktık. Ben bu kadar çocuğum için hiçbir zaman yalan ve gerçekleri ben aynen anlattım. Yani 4 ile 5 saat arasında biz bu çocuğu alıp geldik diye söyledim. Allah şahidim. Benim kadar mı hasta? Gelemeyecek kadar, gelemiyorsa bile yani konuşamayacak kadar mı bu kadar? Bende 8 rahatsızlık var üzerinize afiyet. Benim kadar mı konuşamayacak kadar durumda yani. Rica ediyorum. Siz o gün nasıl gittiniz Leyla'yla? Filiz'i ziyarete. Aynen. Aynen. Gittik. Dolmuşa binip peki gittik. Sana kim söyledi? İşte bu çocuk birine verilecek, gel sana verelim diye. Leyla ben alacağım. Nişanlı olduğum için kabul edilmiyor dedi. Gel Keroş'um dedi, sen kabul ettin. Çocuğun da yoktu. Ben de eşime danıştım. Eşime danıştım. Leyla tuş yaptı. Böyle böyle. Eşim dedi ki ben yani evlatlık verildim. Yabancıya verilmedim ama bu da iki anneli iki babalı olmasın. Sonra gitti eşim geri geldi. Baktı ki o sevincim hala kursağımda. Sen beni dedi çocuksuz olarak dedi kabul ettiğin için dedi. Ben de sana saygı duyuyorum. Sen de anne olma hakkın var. Git al dedi. Biz peki Leyla. Siz o zamanlar Leyla'nla sık görüşür müydünüz? Tabii canım. Karşı karşıya oturuyoruz. Sonra hiç görüşmemiş. Peki sonra niye hiç görüşmediniz? Nişan düğün hazırlığı gördü. Düğün hazırlığı görünce evlendikten sonra ilişkimiz kesildi bizim. Oralarda yıkıldı. Yıkılınca da başka yere göçtüm. Yani tamamen koptuk hep. Filiz Hanım da şeye kaba sakalım nerede oturdu onu bilmiyorum. Bizim bu. Yalan da söylemeyeyim. Yani benim kadar bu kadar hasta mıdır yani konuşamayacak kadar. Filiz Hanım ben bir şey... söylemek istiyorum. Şimdi ben 8,5 yıl önce bu hanımefendinin yanına gittiğimde... Kimin yanına gittin? Leyla Hanım'ın. Diyelim ki hiçbir suçu günah yok. Gerçekten Allah rızası için bir hayra vesile olmaya çalıştı. Neden o zaman beni başından savdı? Kurcalama, başımı belaya sokma. Yok bunun efendim patronum var. İşte
ne derler onun adına, çok her an beni gözetliyor da bir an olsun bana müsaade vermiyor da. Bunu çocuğa desen çocuk bile inanmaz. Bunun bir sebebi var ama. Çok özür diliyorum bir saniye. Çok rahat bir şekilde günahsız bir insan eğer kabahati yoksa şunu demesi lazım değil miydi? Oğlum şu an benim iş yerim buna müsait değil bu ortam. Al benim numaram bu veya telefonum adresim bu. Sonra görüşelim. Hiç görüşmedin ki sen benimle. Ta ki bu İstanbul ATV Esra Erol programını duyana kadar hiç görüşmedim. Hep karşı çuvaldıza batıralım ama Reşit Bey'in de bir hatası var. O hatayı da biraz sonra söyleyeceğiz. Reklamlardan sonra geliyoruz.